Sevgili Ali Beyciğim bir şey itiraf edebilir miyim? Zaten ben de yani, soracaktım size. Nasıl olsa <laughs> nasıl bu saatten sonra e, bir siyasi kariyerim filan e, söz konusu değil. Onun için bana çok fazla zarar vermez bu itirafım. Evet. Ben de bir tarihte bu okulların aleyhine bir tertibin gözlemcisi ve belki de planlayıcısı olmak üzere yurt dışına gittim. Hmm. Birçok ülkede gezdim, gördüm. Geldiğimde ve hala bir numaralı savunucusuyum efendim bu okulların. Ya başka yani, bir düşünceyle gidiyordunuz, başka ki, bir düşünceyle dönüyorsunuz. Tamamen dönüyorsun menfi seninle, bir yani. düşünceyle ve Soğuk. menfi bir düşüncenin parçası hmm. olarak gittim. Hmm. Evet. Yani bugün meşhur deyimiyle kumpasın bir parçası <laughs> Kumpası olarak bir gitti. parçası evet. <laughs> Ama efendim bu okulların hayranı ve müdafiği olarak yani. çünkü gördüm orada. Yani ya bizim memleketimizin bayrağında, memleketimizin dili, memleketimizin kültürü öğretiliyor. Avustralya'sından, Gürcistan'dan, Uganda'sından bilmem neresine kadar. Değil yani değil mi? bu öğretmenlere buradan sonsuz saygılarımı gönderiyorum. Gittiğim ülkelerde biraz hani kötü niyetliyim ve şunları bir koca alayım diye onları da evet. bir araştırdım. Yale'dan bilmem ne derecesiyle mezun olmuş. Harvard'dan bilmem yani sınıf arkadaşları. Amerika'da, Türkiye'de, Japonya'da şirket CEO'su olmuş, kendisi de istediği ülkede, istediği şirketin bilmem kaç milyon dolarlık yöneticisi olabilecek çapta eğitim görmüş adam orada Boğaz Tokluğu'na, Filipinlilere, bilmem ya Ugandalılara, Ugandalılara A'dır, B'dir diye gayet basit bir hayat yaşamayı kabul ederek doğrudur. Yani doğrudur. ben ben hayran oldum o insanlara da o katı ve bu hizmete hayran oldum yani bu okul hizmetine. Hala da hayranım. Bu okullara atılacak her taş Türkiye'ye atılmış bir dinamittir. Yani kim taş atıyorsa lütfen atlasın bundan sonra. Bir paralel, <laughs> ya, vallahi yani yurt dışı ile zaman zaman temasları oluyor Ali Beyciğim evet. utanıyorum söylemeye. Evet. Alay konusuyuz, yani insanlar... Demin söylediğiniz ya akıllarıyla ya, 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 kimsenin şey yapma. Evet. Ya dünyanın bizim bir de büyüklerimiz gidiyorlar başka ülkeleri aklı başında insanlarla konuşurken ama paraleller var filan şaşırıyor adam da ya ne paralel evet. ne üçkili kimden bahsediyorsun? Türkiye'de darbe hazırlıkları kim yapıyor? Ya şey okullarda darbeciler askeri okullarda mı yetiştiriyor? hayır sivil okullarda. Hatta ya, PKK'dan daha tehlikeli. PKK'dan daha tehlikeli. daha tehlikeli. Yani son derece saçma sapan suçlamalar ya. Evet. Bakın Ali Beyciğim. Şimdi ben yani iyi kötü siyasette bulunmuş bir insanım. Her demokraside, Amerika'sından Japonya'sına, Güney Amerika'sından Türkiye'sine her demokraside sivil toplumun örgütlenme Hı. ve siyaseti etkileme hakkı vardır. Doğrudur. Bu bir demokratik haktır. Buna da cemaatlerde dahildir. Tarikatlar da dahil. Baskı grupları dahildi, çıkar. Hepsi grupları dahildir. Dahildir. E, dahildir. Hatta Doğru. Amerikan Anayasası'nda bunun için çıkar yani baskı grubu tabiri girmiştir. Anayasa tabiridir. Tabii, tabii tabii. Şimdi tabii, bu kadar makbul ya Amerikan Anayasası. Doğru. Aa, i̇şte orada bu var. Doğrudur. Burada yani bu yarışta biraz daha diğerlerinden başarılı koştu diye birisini linç etme hakkımız yoktur. Doğrudur. Başarılı koşmasında sebebi vardır. şey Yani bu, bu çok yanlış. Sivil toplumu rahat bırakmak lazım. Baksak da demokrasi olmaz. Doğrudur.